Yani genelde alkollü geliyor. E burada milleti rahatsız ediyor. Dedik abiye söyleyelim, bir kulağını çekiversin. Hallederiz koçum. Hallederiz, konuşurum ben. Eyvallah abi, minnettarız. Niye herkes sana böyle davranıyor? Ne bileyim ya, mahallenin abisiyiz ya. Severler, ederler. Ne güzel. Hoşuna gitti mi? Daha bende neler var? Gitar falan da çalıyorum, oho! Rapor için de çok sağ ol bu arada. Önemli değil. De yani zararsız bir şey bu değil mi? Hastanede hazırlarken biraz tedirgin oldum da. Yok ya, tabii zararsız. Güven bana. Bütün mahalle güveniyor. Sen güvenmiyorsun bana. Motor falan da alacağım ben. Evet. Bıçak gibi saplanıyor. Çok fena. Vallahi doğumdan beter benim canım. Vallahi beter. Bana bak. Konsomasyon yok değil mi? Yok Selahattin'im, aklın burada kalmasın. Biz başka yan uğraşlar bulduk kendimize bizim lokelde. Patron da anlayış gösterdi sağ olsun. Zerrin'imle sabah 7'de iş başı yapıyoruz. Akşam 6'ya mezeler yetişiyor. Temizliğimizi yapıp giyinip şarkımızı, türkümüzü, oryantelimizi icra edip sabah 5:30 gibi evdeyiz. Yani nereden baksan bir saat uyuyoruz dolu dolu. Senin taşın ne alemde? İnşallah kaya çıksın orasından, kaya. Zerrin! Anam benim ne günahım var ya? Dostum gözü kör olsun. 10 kilo fasulye ayıklanır mı? Hayır mevsimi de değil. Hepsinden sazan balığı gibi böyle kıçık çıkıyor. Akşam müşteri kafamıza atarsa para da vermez patron. Tülay'ın tuttu evde yayıp yatmayı biliyor ama diyor Selahattin enişten. Sen de ona Zerrin, inşallah böbreğinde meteor yağmuru çıkar diyor de bir de tüh. Baş üstüne. Zerrin de çok suratına tükürüyor. Ben biriktiriyorum, görünce ona toptan iade edeceğim. Hadi kapatıyorum, sancı girdi. Ah sancı girdi. Koş oğlum, koş oğlum. Aslanım benim, koş. Tüh. Allah kahretmesin gerizekalı. Ketçap yok mu lan? Size birkaç tane soru sorabilir miyim? Saçmalama, ne var yani? Kanlarımız uyuşmuyor. Yani çatışıyor. Bak çatışma güzeldir. Hikaye üretir, enerji verir. Bebeklerimize birkaç küçük işlem yapılacak. Birçok aile bunu yaşıyor. Onu anladık ama burada hepatit B yazıyor. Bulaşıcı mıymış bu? Yok yahu. Ha evlensek bana bulaşmaz yani. Ha, sana paso bulaşır, konuya komşuya bulaşmaz. Ama yani ben bir zararını görmedim. Ha bulaşırsa karaciğer yetmezliği yapar mı? Siroz yapar mı? Şimdi illa yapacak diye de bir şey yok tabii yani. Bunlar hep kader kısmet. Aşı başı olurum abim, ne olacak ki? Ya Nurhayat, sen biliyor muydun bunun böyle çürük çıkacağını? Ya ben bile bilmiyordum. Daha önceki nikah için başvurduğumuz belediye rapor istemedi. Bu belediye istedi. Ya işte ne kadar ilginç değil mi? İnsan hayatta kendisiyle ilgili bak neler öğreniyor ya. Ben mesela Çin burcunda ne olduğumu merak ediyorum. Nur Hayat, ona da baktıralım mı? Dokunma oğlum, dokunma kardeşime. Oğlum bu ne? Alışveriş listesi gibi rapor oku oku bitmiyor. Bak ne diyor? Bir de Akdeniz Anemisi taşıyıcılığı varmış ya sende. Ya evet, Akdeniz Anemisi'nin taşıyıcı firması biziz. Yaklaşma lan, yaklaşma. Ya Akdenizliyiz, kanımız kaynıyor. Şimdi ne yapacaksın yani? Anemi de oradan geliyor. Boy boy, mavi gözlü, siyah saçlı planladığım çocuklarımıza da geçer miymiş ki Rıza? Vallahi artık geçerse de babalarına çekmiş diyeceksin Nurhayat. Nurhayat.
Biz her şekilde çok mutlu olacağız. Ama sen yine de ne olur ne olmaz Çeyiz'e bir hasta karyolası, birkaç serum şişesi, serum hortumu, elektroşok cihazı, oksijen ölçeri falan ekle, evde bulunsun. Ne diyorsun Rıza'm? Nasıl ya? Bunları da mı erkek tarafı yapıyor? İyi tamam olsun canım, tamam hallederiz yani. Ya olmadı, en azından evlilik listesine koyarız. Gelen eş dost hediye olarak getirir. Yoksa bunlar yine o çirkin kahve takımlarından getirecekler ya. Ha? Nur Hayat, çok aradın mı bu adamı? Ha? 10 kişilik hastalığı var kızım bunun. Orduya soksan kimyasal silah olarak bütün orduyu bitirir bu. Ya kayınço sen de abartma ya. Allah Allah. Oğlum dur. Esas komik olan, şimdi rapora koymamışlar evlilik işi bozulmasın diye. Benim bünyede birkaç zührevi hastalık buldular ki. Vay anam, vay. Ne isimler. Gerçi ben dedim, erkek adam biraz çapkın olur. Benim nişanlım kafaya takmaz. Biz Türk'üz, bize bir şey olmaz dedi. Böyle adama kız verilir mi? Ha? Mikrop yuvası. Selam bile verilmez, enfeksiyon kaparsın. Dokunma benim kalemlerime. Yapma be! Nur Hayat, ben çok tırsarım hastalıktan. Biliyorum abicim. Biliyorsun da niye duruyorsun? Bütün eşyalarımı yaladı yuttu herif. Bundan oldu ofis. Kalem biraz tozluymuş da ya. O şey yaptı, gıcık yaptı. Ay, çok oynandım ben. Nefes almam Nurhan. Ruhsuz olun. Abim, artık da her şeyin bir çaresi var. Bir anlayıp dinleseydik. Rıza mı toplumuşu bırakmak çözüm değil. Benim için çözüm. Canını sever kaçsın. Nereye? Önce sterilize olmaya, sonra babamla konuşmaya. Ama kayınço şimdi yani böyle antin kuntin sebeplerden dolayı bu evlilik işini yatırsanız... vallahi hiç gözünüzün yaşına bakmam. Kaçırırım kızı ha. Ay yapma. Sen de mi Nur Hayat ya? Vay be, sen de ha? O zaman yıkıl Rıza. Yarın yokmuş gibi koş! Ulan bu herif var ya, bunları daha önce kemirdiyse... İş, üf! Deniz var ya, bir bukleli saç, iki mavi göz için şu düştüğümüz hallere bak ya. Yalan dünya, yalan dünya. Anlatırken tekrar yaşadım olayları. Sen bana inanıyorsun değil mi? İnanıyorum. Bence olabilir, mümkün. Ben deli değilim. Tabii ki mümkün. Kuantum fiziği de bunu diyor zaten. Ne diyor? Şimdi sonsuz sayıda gerçeklik var. Mesela aynı işte senin dediğin gibi Şemuz amca bu bizim bildiğimiz hayatta iyi aile babası. Başka bir boyuttaki gerçeklikte çocuk katili. Başka bir boyuttaki gerçeklikte böyle göbeğine kaş göz çizip böyle böyle oynayan zennelerden. Başka bir boyuttaki gerçeklikte astronot. Kuantum fiziği diyor bunu. Sen bunu demiyordun. Sen bayağı gerçekten diyordun. Sen bayağı bizim Şemuz amca çocukları... Ne? Aa Açılay sen manyamışsın sen. Aa kızım sen bayağı kafayı yemişsin sen. Ay artık o antidepresanları bırak arkadaşım sen. Yok alma onları. Alma arkadaşım artık o ilaçları. Aa. Aşkım hala aynı konu mu ya? Ya obsesifin delisin ama ya. Erkek arkadaşım bana inanmıyorken... ben nasıl deli olmadığımı ve cinayetlerin gerçek olduğuna polisi inandıracağım. Tatlım deli olmadığına önce psikiyatri inandırman lazım galiba. Tamam. Yarın gel benimle takibe. Hakikate ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Ne takibi ya? Gözünün yağını yediğim. Niye Alaturkalaştırıyorsun beni artık Açlayama ya? Ha, beni yalnız mı bırakacaksın? Peki. Bir seri çocuk katilinin peşine Açılay Tan tek başına düşer. Ben her şeyi tek başıma yaptım bu hayatta oğlum. Konservatuar sınavına tek başıma hazırlandım. Sahneye ilk kez tek başıma çıktım. Çok acılı bir süreçti ama lazer epilasyonu tek başıma gittim. Bunu da tek başıma yaparım. Tamam aşkım ya, yarın program uygun olursa gideriz yani. İstemez. Gerek yok, lazer epilasyon bitti. Tüyümü de kalmadı. Yarın diyorum uygun olursa takibe belki gelirim. Sıkıyorsa gelme. Şu an zevk için ayrılayım mı senden? Ha? Ben biraz hava alacağım ya. Hmm.
Şu an bir Cihangir klişesiyim galiba, değil mi? O zaman bu anı hiç yaşanmamış sayalım. 15 dakikaya terasa. Selahattin, çok geçmiş olsun ya. Ah! Gülistan Hanım böbrek taşı falan dedi. Çok sert. Evet, çok sert. Sen bir de bana sor sertliğini. Neticede taş. Ya ben über vicdan azabına bağladım ya. Dedim öyle pavyonda inceden tartıştık diye. Acaba psikolojik sebepten ötürü bağışıklık sistemi çök diye çöktüyse ondan mı oldu? Evet. Evet mi? Doktor dedi, son zamanlarda dedi üzüntü, sıkıntı falan yaşadıysanız dedi, onlar dedi birikir, 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 kristalize olur, taş yapar dedi. Harbiden mi ya? Hayır, barbiden. Lan ne alakası var oğlum ya? İstanbullu adamsın, oyuncu bir insansın. Bu ne saflık oğlum? Köy pilici gibi çocuksun ha. Bu artık ay yavrusu şakası ya. Gerçekten ben iç enerjimle para kazanıyorum. Biraz dikkat, lütfen biraz yani. Tamam lan, gel gel, tamam gel gel. Şişt, gel. Ben aslında taşı düşürdüm oğlum. Vallahi herhalde yer dar diye sıkıldı gitti karaktersiz. Kimseye söyleme ha. Wow. Şimdi sor bakalım sen bana. Selahattin abi, pirim. Sen niye hala medikal takılıyorsun diye sor. Sorumluluktan kaçmak, işe gitmemek, bütün gün köpük banyosunda ekmek elden su gölden yan gelip yatmak ve televizyon seyretmek için. He. Ya gördün mü? O kadar da köy pirinci değilim Selahattin. Vaps. Ah. Oh. Kafa tatilinde zirveymiş bu yalnız ya. Aylaklıkta Everest'miş yani. Wow. Nereden çıktı hastalık hastalık ya? Bizim ailemizde öyle bir şey yok. Uydu fotoğrafı gibi kusursuz bir gen haritası. Ama Orçun ciğerim tabii dönemi itibarıyla kimyasal tarım ilaçlı beslendi ondan. Ne demek ki o? Ablam dur ya. Babacığım vallahi bana zararı olan bir durum yok. Bana dokunmayan mikrop bin yaşasın. Taşıyıcıymışım sadece. Ha aman Nur Hayat'la evlenince ona bulaşırsa o tehlikeliymiş. Nasıl bir iş ki bu? Sana ağam paşam Nur Hayat'a gıcık. İnsan ayıran bir mikrop. Ama ben diyordum bu oğlan geceleri terasa çıkıyor. Üşüyor mu? Ne oluyor? 10 dakika geçmiyor. Beti benzi atmış. Nefes nefese içeri giriyor. Kansız mı diyordum? Yahu yok bende bir şey. Ben Türk gibiyim. Bunun abisi huylanıyormuş hastalıktan. Deli. O büyütüyor. Ha bir de ayrıyetten kan uyuşmazlığı falan da çıktı işte. Kader ayırıyor diyeceğiz artık. Ne diyeceğiz yani? Abisi babası pek evlendirmeye yanaşmıyorlarmış. Öyle mi Gülistan? Pek de konuşamadı babacığım telefonda. O manyak Bünyamin arkadan, ey ahbap, biz burada çok konuşanları sevmeyiz diyor, bir şey diyor. Bitmedi kızın çilesi ya, bitmedi, bitmedi. Bitti, bitti, artık bitti. Kısmet, zor da olmaz ya. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Ya ailesi de istemediğine göre artık demek ki bundan sonra herkes kendi gen haritasına bakacak. Anneciğim, bende bir şey yok vallahi ya. İnanmıyorsanız gidin doktor Baba Bey'e sorun. Onu anladık oğlum. Benim meselem başka. Bu Selahattin 4 gündür evin Sultan Süleyman'ı gibi maşallah. Herkes pervane. Neymiş? Doğum sancısı gibiymişmiş. Biz doğum sancısının tillanı çektik. Orijinalini. Böyle pamuklara sarıldık mı ha? Hiç unutmam. Bunun göbek bağı kesilirken kaynanam başıma dikilip hadi kalk emzir dediydi. Hayda, şimdi gündemimiz bu mu? 120 bin yıl evvelki mevzu. 120 bin ne? Evet. Böyle köpüklü banyoları kim gördü acaba? Ah ah, çocuk doğuracağıma taş doğursaydım. Niye? Bak Selahattin taş doğuracak. Keyfinden geçmiyor. Bir gün yüzü görmedim. Anneciğim ne keyfi ya. Bir fiil mum gibi eridi adamcağız. Zaten şuracık canı var. Evet. Çok acıyor Gülistan. Allah kimsenin başına... Aa! Yardım edin! Ah! Başka
Aşkım ne oldu? Bilmiyorum, tanımlayamadığım bir cisim. Nerede, gökyüzünde mi? Hayır, şu yanlarımda. Sanki birisi böbreklerime tanımlayamadığım bir cismi sokmuş, çeviriyor. Adeta birebir doğum sancısı gibi. Kim bağırıyor ya öyle yaldır yaldır? Arakçı uyanık İstanbullu artist. Aşkım, ben sanırım Şehmuz Bey'i takibe serinde gelemeyeceğim. Tatlım, tabii ki gelmeyeceksin. Böbrek taşı düşürüyorsun. Yeni bir karakter oynarken çektiğimiz yaratım sancısı kadar acılı diyorlar. Kim diyor ona? Böbrek taşı düşüren oyuncu arkadaşlar. Deniz sana bakar. Aklım burada kalmayacak. Deniz, televizyonu banyoya taşıyıver. Emir'in köpüklü banyosu her zaman sıcak, birası hep soğuk olacak. Arada rahatlaması için de sırtına masaj yap. Hi, what's up? Sizi gündelik küçük telaşlarınızla baş başa bırakıyorum ve şüphemin peşine düşüyorum. En kötüye hazırlıklı olarak ve en iyiyi umarak. Homo Artus Octopus. Ne demek ki o? Açılay Latince sanat ve cesaret koruyucum olsun demek sanıyor. Ben uydurdum. İlişkinin başını etkilemek için ama sonra da öyle kaldı. Onun üzerinden... Acı da uzay ya. Bir köpüklü banyo olacaktı bizim ya. Bu delikanlı adaleti sağlar dediler, sana geldik. Evet abi. Bu benim mekanın önüne park etmiş, kapıdan girilmiyor. Bizim çocukları çağırdım, taşıyın lan dedim. Yüklendiler arabayı, öteye koydular. O ara tampon mampon cortladı. Anladın? Ben de dedim bunun ayağına sıkayım iki tane. O öyle deyince bize de mecburen bunun kafasına sıkmak düşer. Ama seni çiğnemeyelim dedik. Buralar senin mıntıkaymış. Yani evet, yani marketimiz, kasabamız, yufkacımız falan hep burada. De bakalım bu işin diyeti ne olmalı? Valla kibrit kutusu kadar beyaz peynir, köpek ekmeği diyeceğim. Ama sohbet gevşemedi. Araba ne marka abi? Ne alakası var ya? Yani siz şey yapsanız, tamponun parasını şeyden ödeseniz, sigortadan. Olay tampon olayı mı? Racon olayı. Bu bana meydan okumuş, ben bir löfü görmüşüm. Şimdi kafa kafaya duruyoruz. Ben hiç o şekil anlamadım onu. Hey Allah, hey Allah. Tamam kardeş, sinirlenme. Görmüyor musun? Tıfıl bu ya. Bu kadar mı ayağa düştü bu işler be kardeşim? Öyle oldu, öyle oldu. Ortam bozuldu. Yalnız bir dakika, biz de boş değiliz yani. Biz de Karşıyaka çocuğuyuz yani. Kimleri tanıyor Karşıyaka'da? İşte Emre'ler, Arda'lar, Burak'lar filan. Bizim okuldan. Bak parlak arkadaşım. Kabadayının sermayesi şöhretidir. Şöhretini iyi korumazsan rüzgar bir döner. Kahramanken birden anti kahraman olursun. Kendine dikkat et. Balonun ne kadar şişerse patlaman o kadar büyük olur. Hadi kardeşim, biz çözeriz aramızda. Çözeriz. Ben bir çay daha alabilir miyim? Çay bitti, yeni demleyeceğiz. Ama çok beklersin. Ablam benim. Bu mayonez light değil ama. Öyle mi? Evde sadece o var ama. Hadi o zaman bir koşu, su soğumadan git gel. Hadi. Hadi. Ablam benim. Hadi. Wow.
Pis pis karanlık adamlar etrafında. Hiç gözüm tutmadı. Adalet olmadan kabadayılık olur mu hemşerim? Haklıyı haksız ayırmadan zevksiz dayak atılır mı? Atılırsa da ben önce eleştirimi yaparım. Sonra übüğünü sıkarım. Biz de Karadenizliyiz. Bir yere kadar ya. Ben tanımam. Yeni çıkmış piyasaya. Mahalleyi sahiplenmiş falan. Aman dediler mahalle çocuğuyum diye havalı havalı dolanıyor. Korkup borç morç vermeye kalkma. Sakat dolambaçlı tip. Ben dedim ki ben de televizyon çocuğuyum. Ben adama borç vermem. Çaktırmadan donunu alırım. Teşekkür eder gider. Seneye anca uyanır. Nasıl ya? Ne mafyası? Of. Ben niye doğru düzgün bir adam bulamıyorum ya? Allah'ım. Bir de beni kandırıp pis işlerini alet etti galiba. Merhaba. Bizim buzdolabındaki soğuk biraları nedense bu hafta hep size yollamışlar. Hiç kaldı mı acaba? Emir böbrek taşı düşürüyor da bira içmek istiyormuş. Nasıl? Bira bitti. Ya, Selahattin de böbrek taşı düşürüyor. Aynı anda. Bira soğuk olsun. Patatesler nerede kaldı? Zevk için dövüşeceksek gidip eskrim yapalım ya o. Dövüşmeyeceğiz abi. Ben döveceğim. Tek taraflı. Sen rahat ol. Hep yarım kaldı. Hiç şöyle bir ağız tadıyla kısmet olmadı. Bizim Orçun'u salondan kovmuşsun. Hani vesile olur diyerekten geliverdim. Puh, yine mi o kokoroz? Yahu. Ebru ne oluyor kuzum? Niye kıskandın? Kadın değil ki. Seni kadın sandı sanırım sevgilim. Ama böyle seri dayak sebebi veriyorsun bana. Sonra diyorsun eskrim yapalım. Aziz dostum yalnız uyarayım. Ebru kızınca çok saldırgan olabilir. Oğlum var ya gülmekten dövemeyeceğim ya. Sen bu pisi pisiye mi güveniyorsun dayak yememek için? Ben de bunların renk kartelası var evde. Çiftlik yaptım ben. Ne? O zaman ben biraz geri çekiliyorum. Çekil de benim seni orada dövüşüm de muhteşem olur. Senden değil Ebru'nun yapacaklarından korkuyorum. Eğer başka kedilerle flört ediyorsan ve eğer Ebru onların kokusunu aldıysa. Kediler lan bu! Çok kıskanç bu. Gülistan ablam, babam yok diyor, olmaz diyor, kıyamam kızıma. O nezleyimle mikropsuz, temiz temiz, polenden mütevellit yaşayan bir insandır diyor. Zaten abim evi köyü yaşlattı. Ah Rıza'mla aramıza önce o deniz mikrobu girdi, sonra da bildiğimiz o adi mikroplar. He, deniz adi değil mi? En adisi o. Ama en azından çaresi vardı ablam. Gülüm, niye kestirip atıyor baban gillerde ya? Hele bir dur bakalım. Ben zaten anlamadım bu konuyu ya. Bunların bir ilacı falan bulunmaz mı ki? Bilim adamları, çalışsanız da yaymışsınız, popunuzu oturuyorsunuz. 2012'de hala mikrop olur mu Allah'ını seversen ya? Yok bizde adamlar çalışmıyor yavrum. Hep kadınlar. Tarlaya giden o, evi çekip çeviren o, doğum yapan o. Herifler ya kahveye gitsin ya böbrek taşı düşürsün. Anneciğim ne alakası var şimdi bunların ya? Herkes kendi derdini dökmüyor mu? Muhterem Alexander Fleming penisilini buldu. Bunlar bir gevşedi Gülsem bacım. Dayadılar sırtlarını bu adamcağıza. Taş üstü taş koymadılar. Salla başı al başı. Ay ablacığım ben çok mu boş konuşuyorum de bana. Yani yarısı dolu diyelim iyimser olsun. Kıyamam ben sana ya helak oldu. Hadi gel azıcık yüzünü yıkayalım. Gel sen gel. Gel canım.
Buyurun. İyi günler. Rıza Kocabaş burada mı oturuyor acaba? Evet. Ben ablasıyım. Hayırdır? Ben köşedeki özel hastaneden geliyorum. Bizim bilgisayar sistemimizde bir hata olmuş. Rıza Bey'in raporu yanlış. Nasıl? Yani şimdi şöyle, böyle teker teker hastaları bulup söylüyoruz tabii biz de. Kendisinin bu rapordaki bilgileri aslında bir başkasına ait. Yani böyle mikrop taşıması olayı falan tamamen yanlış mı? Yani bu testleri tekrar baştan yaptırsın. Büyük ihtimalle tamamen sağlıklı kendisi. Hatta kan grubu da doğru değil burada. Teşekkürler. Allah'ım, bacım gitme öfkem. Ay Gülsen ablam, bir yarım altın tak, bir şey tak hanım kıza. Altın? Dur ayol, dur. Ay vallahi Hemşire Hanım, günümüzü gün ettiniz ya. Sizi Allah mı gönderdi, nedir ya? Hemşire Hanım, sizin hastanede iyi bir bevliyeci var mı? Hani hazır siz buraya gelmişken sorayım dedim. Hani şöyle güçlü, kuvvetli, böyle detaylıca muayene edebilecek ha? Bizim iki tane böbrek taşı hastamız var da. Ben haber vereyim, mesai bitimi uğrarlar olmadı. Hah! Ablam, kopta gel! Para var, para var, para var. Öyle gayet, gayet, gayet para var. Kız, bunu koluna, bunu boynuna, bunu burnuna mı takayım? Ay ağzına mı takayım? Senin işten ne halledeceğim bilemedim. Bira mısın da? Sen bekle, sen bekle daha. Senin suyun da ısındı. Gülüm, sen bunları niye çantanda taşıyorsun ya? İşte bak, lazım oldu. Ay kız, yoksa bunu mu takayım? Paçoz bir şey belli, bozdur bozdur harcar. Merhaba. Ben de alacağım bir tane. Ama tabii zor karar. Hayat boyu bir evcil hayvan. Aa, bunlar kiralık. Ha, duymuştum. Orası burası mı? İçeride başka çeşitler de var, ilgilenirseniz. Gel. Gel kızım. Aa, gerizekalı. Alo, abim. Abim benim. Abim! Ha kardeşim, ilgilenmişsin, sağ ol. Tekir mi istiyor? Tamam, ben geliyorum, kapıdayım. Alo, orada mısın? Ha, bakıyor şu anda kedilere ya, kaç para diyeyim? Ha, geldin sen, okey, okey. Ah, işte aynı hikaye ya. Sevgilisinden ayrılacakmış bugün. Güzeldi kız ha. Valla serin. Hemşireymiş. Ne? Ayrılıyor mu ya sen benden? Niye? Nasıl buldun beni? Ne kadar karanlık bir tipsin sen ya. Dağıt bırak beni, tamam mı? Bir daha da sakın arama. Ne? Kedi tırmığı. Çağatay abi sağ olsun çok yardımcı oldu. Okey, aa Kardo yalnız evde soğuk bira yok.
kedi mi olurmuş? Her gün bir başka tür acayiplik bu semtte ya. Muhterem hocam anlattı. Öyle kendini yalnız hissedene terapi amaçlı günlük, haftalık, aylık anladın? Değişik bir şey. Hmm. Yani moralin bozuksa kedi ağlıyorsun, eğleniyorsun, gülüyorsun, mıncıklıyorsun, bakınca geri veriyor. Hah işte. Kedi de mecbur, eldir ele geziyor. E mamasını kim veriyorsa onun istediğine gırlayacak, ne yapsın? Anam görmüyor mu olanı Tülay'ım? Ne? O çocuk kedi pavyonu işletiyor. Anam hiç beklemezdim. Kız var ya o kedileri de biziz anam. Allah'ıma kitabıma öyleyiz. Kader kurbanlar. Kız o kedinin de bizim oğlana borcu var mıdır ha, ne dersin? E o kadar değildir herhalde. Şimdi biz ne yapacağız biliyorsun değil mi? Birer helal süt emmiş erkek kedi bulup bunları pavyondan çıkartıp evlendirip ev kedisi mi? Yok çıkaramadım bilemedim. Tülay o kader kurbanlarının kaderi bizim gibi olmamalı. Gidip ani bir baskınla onları özgürlüklerine kavuşturmalıyız. Free Validium. Kalk. Günümüz böyle olsun. Hadi. Canım, beyler. Doktor Bey Bevliyeci diyor böbrek taşı bu kadar uzun sürmez diyor. Ben her iki hastayı da şöyle detay detay kenarı köşeyi uzun uzun bir muayene edeyim diyor, değil mi? Ay. Çok ağrım var Gülistan. Ay daha bu bir şey değil. Hele bir muayene başlasın. Benim kütürtüm, benim kütürtüm. Benim kütürtüm, benim kütürtüm. Benim kütürtüm, benim kütürtüm. İyiyim, iyiyim de. İyiyim, ben de iyiyim. Vallahi iyiyim, vallahi. Yok, yok, oğlum, oğlum, görüşürüz. Hadi, hadi. Çekil lan, belamı versin. Sen ne niyetle sıktın? Göz yaşartıcı sprey diye mi? He? Naneli ya az yaktı yani yakmadı değil. Anlamadım. Raporun yanılmışsınız abi, yanlışlık olmuş. Bizzat hemşire geldi. Allah büyük. İnşallah hiçbir şey çıkmayacak. Ama... Sen yine de usulen yaptır tabii testleri. Hatta istersen hazır doktor var. Alıversin kanını, hop bitsin gitsin bu iş. Nikah tarihini hemen belirleriz kayınço. Smokin'in modası kesin istemiyorum çünkü ben. Herkes de görülmesin yani o model. Abim benim! Merak etme, bir aya kalmaz. Kızım sen manyak mısın ya? Ne işin var burada? Bu ne cesaret?
Bırakın o çocuğu. Ne bırakacaksın? Geçmiş olsun, bitti o iş. Aa! Zar gürültüsü mü o? Zarla mı kesiyorsunuz? Evet. Testereyle olmuyor. Çok yoruluyorum, zorlanıyorum. Aa! Ya! Ya! Bu gerçek olamaz. Rüya sekansı bu. Hayır! Hayır, bu gerçek değil. Rüya sekansı. Yazar beni uyandırsın! Ya bağırma, bağırma. Kimse seni duymaz. Ne? Hızlar çalışıyor. Kimse seni duymaz. Boşuna yırtınma. Boğazını paralama. Eskirim biliyorum. Sakın üzerime gelmeyin. Dur ya, dur. Sakin ol. Dur, bir konuşalım. Hayır! Konuşacak bir şey yok. Çocuğu verin. Ölmediyse de hata. Ne diyor bu yav? Yav kes, kes, kes! Kesme! Kesme! Ne oluyor ya? Ha, iyi çocuk burada. Çek abi, korkacak. Yahu kızım, ne oluyor sana Allah'ını seversen? Bir şey mi içirdiler, bir şey mi yaptılar? Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsunuz bu çocuğu? Çırak. Çırak? Evet, marangoz olacak. Zımpara öğretiyoruz, boya öğretiyoruz. Öteki çocuklar adamı. Sen mi söyledin? Yahu evladım, hayır işi gizlidir, söylenmez ki. Evet, hepsine çırak yapıyoruz, sonra etrafa veriyoruz oymacı çubuğu. Sokaklardan topluyoruz, sanata yönlendiriyoruz. Faydalı birey olsunlar, sokaklarda kalıp tinere minere alışmasınlar diye. He. Arka bahçede ne kesiyorsunuz? Her şey de senin üzerine vazife. He. Çırak olan her çocuk için birer kurban kesiyoruz, ailesine mailesine veriyoruz işte, oldu mu? Niye gizliyorsunuz? Yahu bahçede kurban kesiyorlar, pislik oluyor bunlar, köylü mülü, sizde laf bitmez ki. Sen peki bana niye saldırıyorsun? Ya, tehlikedesiniz sandım. Çocukları kesip onları yiyoruz zannettin değil mi? Yuh artık, çüş be. Gel, kes be, kes. Şşt, bağırma çocuğa ya. Aa. Evladım, Hızar'a dokunmadın değil mi? Yasak. Yok yok, değmedi, değmedi. He. Ah işte. Sanatçı olunca hayal gücü. Nasıl özür dilesem bilemiyorum. Ay, sizin yüzünüzdeki boya mı? Kimyasal filansa yıkasanız iyi olur. Su bazlı. Çocuk var. Kimyasal olur mu hiç? Ben illaki o koçluğu bir yerde kıstırıp ağzının payını vereceğim. Sen dur da, sen dur, dur. İntikam soğuk bir yemek. Anne, sen niye bu kadar taktın ki bu konuya ya? Ne demek niye ki? Adam seni bir fırçaladı. O günden beri bunalımdasın, ben görmüyor muyum? Yemek yemiyorsun, gözlerin hep doluyor. Dalıp dalıp gidiyorsun. Allah'ından bulacak o. Ya ama anne, ben o yüzden mi bunalımdayım ya? Niye ki başka? Elimi çok özledim. Ay ya. Dönüm yanlarım ağrıyor. Dönüm yanlarım ağrıyor mu? Bana nasıl? Köpüklü küvet yapsınlar, git söyle. Bir de bir o. Git söyle, içeri çocuğum benim hadi. Demek ki takıntısı, zaafı, sapkınlığı, kompleksleri olmayan, tamamen olgunlaşmış üstün ruhlar olabiliyormuş. Ben yine de ufak da olsa bir arızası oldu. Hey, mola açılay, mola ya. Adamın boğazına bıçak dayadın, sadece kırgın baktı, insaf ya. Ay, değil mi? Çok berbat hissediyorum. Çok ayıp oldu. Gidip bir daha konuşacağım. Anahtar sende dedin değil mi? Evet, ama ayıp olur mu acaba? Kız, o kendini elbisesiz, yürü. Tamam evladım, senin acık bir tahta eksik, onu öğrendik. Neyse ki niyetin iyi. Ya, gerçekten tekrar çok çok özür diliyorum. Şeyhumuz Bey, Şeyhumuz amca, siz ne kadar olgun, ne kadar kamil birisiniz. Ben böyle bir gerçek insan hiç tanımadım.
Yapma ya, estağfurullah. Gerçekten. Yani düşünüyorum da siz bir sinema ya da dizi karakteri olsanız herhalde sizi Halil Ergün ya da Şevket Altuğ canlandırırdı. Kim? Beni? Evet. Ne alakası var ya? Ben hep Rutkay Aziz diye düşünmüşümdür. Yani hani Rutkay Aziz daha çok böyle... O da beni yansıtacak kadar pek yakışıklı değil de bence. Bu fiziği veremez yani. Evet, anlıyorum. Belki bir Tarık Akan, bu da bir ihtimal yani. Olabilir. Veyahut da Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşlılığı. Daha o da pek karizmatik değil ya. Evet, hiç. Halil Ergün. Ya ne alaka canım, el insaf. Göz var, insan var yani ya. Allah Allah. Halil Ergün. Ya hiç. Gizli narsist işte. Ben gene ben haklı çıktım. Perde. Çocuğun yapacağı iş mi bu? Ne biçim bir gün bu ya? Ha. Aha, bir kader kurbanı da burada senin. Gidin. Kendinize yeni bir düzen kurun hanım. Hadi dışarı. Dışarıda bambaşka bir hayat var. Hadi. Pıs. Çıksanıza anam. La git. Çıksana. Ne yıllık çıktınız ha? Karaktersizdir. La git. Özgürlüğe koşun, özgürlüğe.